Ramazan ayı yaklaştı. Sayılı günler kaldı artık. Hem sahur hem de iftar için hazırlıklar da başladı hepimizin evinde. Ama hazırlık yapanlar sadece oruç tutanlar değil efendim. Aynı zamanda da fırsatçılar. Ama bakın uzmanlar hem tüketicileri hem de fırsatçıları nasıl uyarıyor? Marketlerimizin onların yönetimlerinin bu kararı alması lazım. Biz bu Ramazan sofralardan sevap toplayacağız. Vatandaşın vebalini taşımasınlar. Tüketici Konfederasyonu Başkanı uyardı. Vebal almayın diye seslendiği yer büyük marketler. Çünkü Ramazan fırsatçılığı başladı. Etiketler her gün değişiyor. Aralarında anlaşıyorlar. 11 büyük et ithalatçısı ve toptancısı piyasayı birlikte manipüle ediyorlar. 380-420 bandındaki dana kıymaya 700 lira. Düşünün pirzola ne olur. Tam da bugünlerde yapılan Ramazan fırsatçılığının cezası cironun %10'u kadar, hatta tekrarında iki katı. Sadece bununla da kalmıyor. Bir de hapis cezası var. Devasa firmalar aralarında anlaşıp rekabeti ihlal ediyorlar. Bunun hapis cezası da var. Koca koca holdinglerinin patronları, tepe yöneticileri cezaevine girdiler. Lütfen beklediğimiz şu: TCK 237, TCK 240 ve rekabet kanunu ilgili maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcıları da harekete geçmeli. Görülüyor ki para cezasıyla bunlar İslah olmuyor. Hem yargıya çağrı yaptı Ağoğlu hem de tüketiciye. Tüketicilere tavsiyem dikkatli olsunlar. Uzmanlar aynı zamanda tüketici de gözünü açsın diyor. Alışveriş yaptığınız yerde büyük bir fiyat değişikliği varsa eğer fotoğrafını çekip Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat değerlendirme sayfası kısmından çektiğiniz fotoğrafla beraber işletmeyi şikayet edebilirsiniz. Vatandaş biraz daha ucuz almak için Et Süt Kurumu'nun kapısında kuyruğa girip saatlerce beklerken birileri de, birkaç tüccar bir araya gelmiş, bu Ramazan'da nasıl daha çok vurgun yaparız? Bakın, siz fırsat diyorsunuz, ben vurguncu diyorum. Aydın Ağoğlu yapılanı vurgun olarak niteledi. Uyarılarını peş peşe sıraladı. Çektiği fotoğrafı, çektiği yeri de bildirmek suretiyle hemen haksız fiyat değerlendirme kurumuna göndersin. Tüccardan beklentimiz, ya her zaman %30 kazanıyorsan indir şunu, bu mübarek ayda %15'e indir de sen de sevaptan nasiplen. Şimdi de otomotiv sektöründen bahsedelim. 2024 yılına hızlı bir giriş yaptı efendim. Ocak-Şubat döneminde sıfır araç satışı sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü diyebiliriz. Ve son 10 yılın satış rekorları kırıldı. Sektör temsilcileri sıfır ve ikinci el araç için fırsat zamanı diyor. ...2023'ün son 3 ayında bildiğiniz gibi sıfır araçlarda belli kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Burada yaklaşık %15-20'ye varan indirimler söz konusuydu. Yıl sonundaki kampanyalar yeni yıla da sarktı. Salgında duraklayan otomotiv sektörü yeniden canlandı. Elde hala stokta 2023 model araçlar mevcut bayilerde. Tabii bu elde kalan araçları bitirmekle alakalı hala bayilerimiz kampanya düzenliyor. Şu an tam bir alım zamanı. Bunu son tüketicinin ihtiyacı varsa araca şu anda bir fırsata çevirmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. 2024 yılı otomotivcinin yüzünü güldürüyor. Artık sıfır araca erişimde hiçbir sıkıntı yok. Hatta pandemi öncesinde olduğu gibi bayilere gidildiğinde çeşitli miktarlarda liste fiyatı üzerinden indirimler söz konusu. Çip krizi sona erdi, otomobil üretimi arttı, otomotiv sektörü yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Ocak-Şubat döneminde sıfır otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 arttı. 2024'ün Ocak-Şubat döneminde otomobil satışı verileri ortaya çıktı. İlk iki ayda toplam sıfır araç satışı 185.691 oldu. Satılan araçların 145.318'i otomobil oldu. Yeni yılın ilk 60 gününde 39.373 hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara bakıldığında ise sıfır araç satışında artış %112 oldu. Engelliye satışla alakalı ciddi oranda bir yükseliş var. Bunun da tabii satışlara
ilk çeyrekte ciddi manada bir katkısı oldu. Sektör temsilcileri otomobil alımı için fırsat zamanı diyor. Hem sıfırda hem ikinci elde şu anda bir fırsat var hala. Çünkü 2024 model araçlar da satışa çıktığında onlar da güncel rakamlarla çıkacağı için orada da bir fiyat artışı bekleniyor. Onun için şu anda mevcutta stokta olan araçları son tüketicilerin almasında fayda olduğunu düşünüyorum.